Zamanında bir kereden bir şey olmaz denmişti. Bu kaç bininci sayısını unuttuk. Kabus ne yazık ki geri döndü. Minik bir kız çocuğu İstanbul Küçükçekmece'de kimliği belirsiz bir sapığın cinsel saldırısına uğradı. Mahalle sakinleri korkunç olayın ardından isyan etti, idam istedi. Biz de adalet istiyoruz. Yani bugün o çocuğun başına gelen hepimizin başına gelebilir. Onu sokağın ortasında idam etsinler ki bir daha yapılmasın. İddiaya göre 4 yaşındaki bir kız çocuğunu sana para vereceğim diyerek kandırdı, taciz etti. Ya çok üzgünüz, diyecek bir şey bulamıyoruz. Bizim ciğerimiz yanıdığından beri. 4 yaşındaki bir kıza ne isteyebilirler? Hiç mi Allah korkusu yok? Her yere bir kamera koyması lazım. Mahalleliyi ayağa kaldıran olayın adresi Küçükçekmece Kanarya Mahallesi. İddiaya göre 4 yaşındaki kız çocuğu sokakta arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. İşte onların yanına gelen o cani cebinden para çıkardı, onları parayla kandırdı. 18-19 yaşlarında biri, ***'siz diyelim ona, bunları para gösteriyor. Bu çocuklara gelin diyor, arkayı gösteriyor. Şu şekil getirmiş herhalde arkadan. Baksa da burada kamerada şey yok. Hiçbir şey yok. Sonrası korkunçtu. Sapık kaçtı. Minik kızın çığlığını duyanlar yardımına koşup onu hastaneye kaldırdı. Bulunmasını istiyoruz bunun. Yakalanmasını, adalet istiyoruz. Sapığı bulmak için polis özel bir ekip kurdu. Mahalleli ise öfkeli ve tedirgindi. Lütfen herkes sesimizi duysun. Artık biz bu rezilliği, bu utanmazlığı istemiyoruz. Evet, mahalleli artık isyan etmiş durumda. Gördüğünüz gibi toplandılar ve eylem yapıyorlar artık ve bir an önce çocuk tacizlerinin son bulmasını istiyorlar. Benim 15 yaşında kızım var, o bakkala gönderemiyorum. Kendim gidiyorum, korkuyoruz artık. Biz bu tür olaylardan çocuğumuzu sokağa salamaz olduk. İdam edilsinler, ceza vermesinler. Sapığın yakalanmasını isteyen öfkeli kalabalık dün akşam mahallede, bugünse Kanarya Polis Merkezi'nin önünde toplandı. Küçük kızın Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde tedavisi sürerken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Çocuğumuza ve ailesine yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için psikolojik ve hukuki destek sağlanacak açıklaması geldi. Evet, bu olay dün yaşandı. Yani dün 23 Nisan'da ülkeyi çocuklara emanet ettik. Fakat aynı gün gördük ki çocukları bu ülkeye emanet edemeyiz. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlıyorsa Türkiye'nin en büyük beka sorunu budur. Çocuklarımızı koruyamıyoruz. Gerekli yasalarla çocukları dokunulmaz kılmak artık bir arz talep meselesi değil, bir ırz talep meselesidir. Yani bizim ve bizi temsil edenlerin namus borcudur.